Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Asus'un ROG Strix oyuncu bilgisayarlarından 16 inçlik çok güzel modeli inceleyeceğiz. Teknik özellikleri, performansı, kasası pek çok farklı detay var. Öncelikle oyun laptopları içerisinde bu Asus'un ROG Strix kasalarının en üst seviye olduğunu belirtmeliyim. Buradaki ROG Strix kasalarda da çok yüksek kaliteli bir üretim ve materyal kullanılıyor. Bunun ötesinde pek çok üreticinin yapamadığı bazı yarı şeffaf parçalar, özel baskılar, değişik süslemeler gibi güzellikleri de görebiliyoruz. Yani işin kalite ve sağlamlığın ötesinde bir de estetik zevk kısmı devreye giriyor. Bir de bu yeni bilgisayarlardaki incecik çerçeveler, yeni bazı teknik özellikler de avantaja dönüşüyor ve artık 16 inç standardı eskinin 14.6 inç laptoplarının kasasına sığdırılabiliyor. O yüzden yine eski kullanıcılar şaşırmasınlar. Bu 16 inçlik laptoplar aslında standart 14-15 inçlik laptoplar ile benzer bir kasa boyutuna sahip. Eskiden olduğu gibi 17 inçlik devasa laptop boyutlarına çıkmıyor. Çantaya sığdırması ve taşıması nakletmesi gayet mümkün bilgisayarlar. Tabii ki kasa ağırlıkları ve kalınlıkları değişiyor. Şimdi Asus'un çok ince ROG Zephyrus gibi ya da özellikle Ultrabook tarzı modelleri de var. Ama bunun içerisinde Nvidia'nın RTX ve ekran kartı oyuncular için yüksek performans sağlayan özellikle çok önemsenen Max Switch gibi bazı özellikler var. Kasasında da sağlam, güzel, kaliteli bir soğutma var. Bunu sıcaklık performansının testinde de göreceksiniz. Yani oyun performansının yanı sıra şuna da bakıyoruz. Bu kasa bu oyunları oynatırken soğuyor mu? Hatta klavyenin üzerinde elimiz rahat ediyor mu? Hepsinin ölçümleri var. Bu oyuncu bilgisayarın en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki içerisindeki RTX 4060 ekran kartı. Artık bilgisayar alırken, laptop alırken ilk baktığımız şey ekran kartı. Ekran kartının içerisinde de RTX ve DLSS teknolojileri olması her şeyi değiştiriyor. Zira yapay zeka devrinde içerisindeki tensor çekirdekleri bu tarz hesaplamaları gayet hızlı şekilde yapabiliyor ve grafikleri çözünürlüğü olduğundan çok daha yüksek şekilde de karşımıza çıkartabiliyor. Bunu oyun testlerinde göreceksiniz ama çok basit bir şekilde 30 FPS yerine 60 FPS aldığımız Diğeri ses açık kapalı farkını net gördüğümüz testler oldu. Lütfen bu kısma bakmayı unutmayın çünkü artık bu yazılım teknolojisi bu donanımın en önemli kısımlarından bir tanesi. Elbette ki yapay zeka ile görsel oluşturacak okulda mühendislik ya da bu tarz işlerle uğraşacak öğrenciler için de RTX teknolojileri çok önemli. Şimdi bu laptopun içerisinde bulunan Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartı 8 GB ile birlikte Stable Diffusion gibi Yapay zeka uygulamalarını yarar olarak kurup kullanacak olan kullanıcılar için de önemli teknolojik avantajlar sunuyor. Şu an bu yapay zeka uygulamalarında neredeyse sadece ve sadece CUDA desteği standart olarak bulunuyor. Bu bağlamda bir laptop alırken de özellikle şu okula dönüş döneminde öğrencilerin de seçimde bunu göz önüne alması gerekiyor. Ekran en çok baktığımız, en çok gördüğümüz, üzerinde en uzun durduğumuz bileşen. 2560x1600 piksel 16'ya 10 oranda daha yüksek bir ekranı var. Keskinliği yüksek, baktığınız zaman çok net bir görüntü görüyorsunuz. IPS panel kullanılıyor ama yavaş değil, 240 Hz. 240 Hz'de White Quad HD panel kullanıldığı zaman çok hızlı, çok keskin ve çalışırken de içerisine pek çok şey sığdırabildiğiniz bir ekran ortaya çıkıyor. Panelin renk ölçümleri de ...genellikle karşımıza çıkan oyuncu panellerinden farklı olarak Pantone onaylı. Yani bu aslında oyuncu bilgisayarı olarak çıksa da karşımıza... Pantone onaylı renkleri ve IPS yapısıyla birlikte... ...oyun videoları yapan ya da içerik üreten, işini de bu bilgisayarda yapması gereken... ...kullanıcıların ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. Bu noktada ölçümlerimize göre renk doğruluğu %99.7, sRGB %82.9... ...Adobe RGB %97.4, DCI-P3 renk gamutunu kapsıyor ve 418 nit parlaklığı var. Parlaklığı da gayet güzel. Eskiden 200-300 nitlik ekranlar varken artık 400 nitlik parlaklıkları görebiliyoruz. Özellikle bu çerçeve incelikleri çok güzel. Burada 720p 30 kare bir webcam var. Hala 1080p ya da 1080 60 gibi çok gelişmiş bir webcam görmüyoruz. Fakat buradaki webcam'i bir yere kaldırmaya karar vermişlerdi. Pandemi döneminde insanların iyi kötü demeden normal kalitede bir tane webcam'e ihtiyacı olduğu ortaya çıkınca stoklarda da bir ara webcam bulunmayınca tekrar dahil etmeye karar verdiler. Yani bu noktada webcam'in özellikle ekstradan konulduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü bir ara oyuncu kasalarından dediğim gibi tamamen çıkartacaklardı. Altındaki klavye bölümüne baktığımız zaman burada kısa yol tuşları var. Burada açma kapatma tuşumuz var. Tuşların kendilerinin basım hissiyatları çok güzel. Yan taraf fardan RGB ışıkların çıkabildiği özellikle bu siyahın yanındaki şeffaf kısımları, beyaz kısımları görebilirsiniz. Bu da yine çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Touchpad'in kendisi böyle elinizin altında kadifemsi, camsı bir hissiyata sahip. En güzel touchpad'lerden bir tanesi kullanılmış. Yine kullanılabilecek olan ve çok geniş. Yani kendi başına bununla da iş yapmak mümkün. Ama tabii ki bu 16 inç ekranla birlikte klavye ve fare kombinasyonu ya da elinizi buraya koyup oyun oynarken bir yandan yan tarafta fare kombinasyonuna PC Windows kullanıcıları olarak daha aşinayız. Bu noktada özellikle şu kısmın elimin altındaki hissiyatından çok memnun olduğumu bu hissiyatın özellikle kasa kalitesinin laptopu uzun süre kullanırken kendisini size de hissettireceğini söyleyebilirim. Zaten daha önce benzer ROG kasalarda kullanmıştım. Bunları kullandığınız zaman ya evet üst modeli ilk almışım dediğinizde söyleyebilirim. Şimdi kasanın genel boyutlarıyla ve taşınabilirliği ilgili konuya da değinelim. Eni 353 mm, boyu 265 mm ve kalınlığı da 25 mm yani 2,5 cm. Soğutma için biraz kalın tutuyorlar oyuncu laptoplarını böyle olması daha iyi. 25 milimetre de çok kalın değil, çok ince değil, oyuncu laptopu için ideal. Yalnız ağırlığı 2.36 kilogram. Yani 2.5 kilonun altında ancak 2 kilonun üstünde. 1.8 kilogramlık alıştığınız standart laptoplardan yarım kilo kadar daha ağır. Fakat eskinin 17 inçlik bilgisayarlarının 3-5 kiloya kadar çıktığını düşünürsek de modern nesilde daha orta ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Burada ağırlığı artıran unsur tabii ki özellikle malzeme ve bunun içerisinde soğutmada bakır ve metal kullanılıyor olması. Bu bir oyuncu laptopu, 240 Hz ekranı, güçlü işlemcisi ve ekran kartıyla soğuması lazım. Bunun yanında adaptör ağırlığı da devreye giriyor. Bu özellikle Watt performansla yeni oyuncu bilgisayarlarında laptopun batının çok kısık olmasını istemiyoruz. Hatta batının açık bir de max switch olmasını istiyoruz. Çünkü aynı bileşenlerle aşağı yukarı biz aynı laptopu daha ucuza satıyoruz diye yapabilirsiniz. Fakat adaptörü ve gücü kıstığın zaman performansı da aşağı indirmeye başlamış oluyorsunuz. Bunun oranı aldığınız fiyat performansı etkiliyor. Burada arkadaşlar adaptör olarak da Max Switch olarak da hiçbir şeyden kısma yok. 20 volt 14 amper 280 wattlık bir güç adaptörü var ve bu güç adaptörü de 815 gram. 815 gram da bunun üzerine eklendiği zaman toplam 3.16 kilogram nakli taşınabilir ama fuarda sırtınızda bütün gün yürür müsünüz gücünüze ve gençliğinize bağlı. Öte yandan her işi yapabilmek için bu bilgisayarı canavar gibi kullanabilmek, oyun oynayabilmek bir masaüstü bilgisayarın 10 kilogramını nakletmekten ve taşımaktan kat kat daha kolay. Bu kasa doğal olarak pek çok giriş çıkışı da beraberinde getiriyor. Bu tarafa baktığımız zaman böyle tip A, eski aygıtları da rahatlıkla bağlayabildiğimiz USB 3.2 Gen 2 girişleri görüyoruz. İki tane burada portumuz var. Diğer tarafta bir tane tip C USB 3.2 Gen 2, bir tane Thunderbolt 4 çakımız var. Bir tane 3.5 mm combo ses bağlantımız, bir tane HDMI 2.1 bağlantımız ve bir tane 2.5 gigabit ethernetimiz var. Evet, işin iş yapma kısmında 2.5 gigabit ethernet artık neredeyse standart olmaya doğru gidiyor üst seviyede giriş seviyesinde halen gigabiti hatta bazen 100 megabiti bile nadiren gördüğümüz oluyor Ethernet portlarında. Burada bir de tip C'nin olması da çok güzel bir şey. Çünkü tip C hem görüntüyü hem şarjı destekliyor. Bu şu anlama geliyor. Ben oyunları evde oynuyorum. Bilgisayarı işe götürdüğüm zaman oyun oynamıyorum. Gündelik Windows kullanımında tip C'den keşke şarj edebilsem diyenler bu bilgisayarı yanındaki 800 gramlık adaptörünü taşımasalar hatta bir yerde unutsalar evde bıraksalar bile tip C şarj üzerinden bunu gündelik işlerinde kullanabiliyorlar. Bu da taşıdığınız şeyi azaltıyor, ağırlık konusunu daha iyi hale getiriyor. Şimdi bu kasa ve kullanım portlar özellikle yerleşim olarak güzel. Yan taraftan da burada soğutmaları arka tarafta da görebiliyoruz. Ben bunun tasarımını da çok beğeniyorum. Soğutmasının çıkışları da gayet geniş, gayet güzel. Buradaki touchpad ve özellikle klavye alanında oyunlarda sıcaklıklarını ölçtüğümüz zaman güzel kullanılabilir derecede sıcaklıklar bize veriyorlar. Testlerin o kısmından hemen size söyleyeyim. Klavyenin sağ üst kısmı 40.6 dereceye kadar çıkıyor. Sol üst kısım 39.4 derece, WASD tuşları 38.9 derece, klavyenin ortası 38.2 derece ve klavyenin sağı 34.5 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu Formula 1 2022 oyununu oynarken çıkabilen maksimum sıcaklıklar. Tabii ki 36 derecenin altında olması daha da iyi olurdu. Fakat yakacak derecede ısınmıyor sıcaklık seviyesi genel olarak kontrol altında diyebiliriz. Kasanın üst kısmı çok çok fazla sıcaklık vermemesi, 80-90 derecelerde aşağıda çalışan işlemci ekran kartları varken klavyenin yükselmemesi önemli özellik. Tam sıcaklık testlerinde o kısmı da söyleyeceğiz. Özellikle turbo ayarlarda da pek çok test yapıldı. Şimdi esas olarak buradaki soğutma sistemine bir bakalım isterseniz. Üçü paylaşımlı toplam 7 tane bakır ısı borusu bulunuyor burada. Zaten Rockstix kasaların en önemli özellikleri bu güçlü soğutma sistemleri. Yani kasanın altında yatanlar. Bunların iki tanesi büyük, bir tanesi ise küçük, 3 tane fan soğutuyor. Şimdi 2 fana çıkmıştık, 3 fana çıktık. Eyvah ne olacak? Ses seviyesi nerelere gelecek diyorsanız bir de ses testi yaptık. Ses testinde boştayken 40.5 desibel düzeyinde olan ses Formula 1 2022'de 48 desibele kadar çıkabiliyor. Turbo fan ayarını zaten ASUS otomatik olarak açıyor. Turbo fan ayarını siz de ellemezseniz oyunlarda en iyi sıcaklık değerlerine ulaşıyorsunuz ama fan sesini de duyuyorsunuz. Özetle 3. fan aslında burada soğutmayı, daha iyi dağıtmayı ve diğer bileşenlerde soğutmayı sağlamış durumda. Bu da laptopun uzun vadedeki sağlığı, ömrü, soğutma sisteminin her tarafa etki etmesi için güzel. İki fan ile de benzer başarı elde edilebilir mi? Tamamen laptopun tasarımına bileşenine göre değişir. 3 fan ilginç ve güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Bilgisayarın yanlarında, arkasında ve özellikle de ekranın alt kısmına gelen kısımda ısıyı atan hava çıkışları da bunlarla birlikte doğal olarak termal dizaynı soğutma tasarımını oluşturuyor. Havayı nereden alıyor diyorsanız havayı alttan alıyor. Özellikle masa üzerine normal koyduğunuzda alttan hava alıyor. Bir laptop altı üzerine koyarsanız yine bol bol rahat rahat hava alıyor. Fakat yatağın üzerinde ya da yorgan gibi şeylerin üzerinde bu tarz bilgisayarları kullanırsanız alttan hava almayı engelliyorsunuz. O zaman bir laptop tepsisi taşınabilir almanızı tavsiye ederim. Ben öyle bir tane almıştım. Altı iki taraftan yastıklı laptop tepsisi ya da laptop sehpası kullanabilirsiniz. İçerisindeki işlemci ve donanım özelliklerine gelelim. Esas heyecanlı teknopat kısım var burada. Bu soğutmanın altında Intel'in Core i9 13980 hx işlemcisi var. Bu işlemci içerisindeki çekirdek sayısı olarak son nesillerin bize ne getirdiğini çok iyi gösteriyor. 8'i performans, 16'sı daha verimlilik odaklı olmak üzere 24 çekirdekte 32 thread'e sahip. Eskiden 32 çekirdekli bir işlemci falan dediğimiz zaman kocaman desktop sistem olurdu, HDT sistem olurdu, ekstra anakartı özel seçilir, büyük anakart, yeni işlemci, daha da pahalı işlemci falan. Yani sadece işlemciye 2000 dolar verdiğimiz sistemlerde bulunan bir çekirdek sayısından bahsediyoruz şu an. 2000 doları sadece işlemciye vermenin yanı sıra anakart ve diğer bileşenlere verdiğimiz şeylerden bahsetmiyorum. Bu bilgisayar üzerinde de değil, işlemcilerde geldiğimiz noktayı anlamanız açısından söylüyorum. Bir de bunun güç tüketimine ve termale soğutmaya, ısınmaya da etkisi çok iyi. Bu noktada soğutma demişken arada yaprakların uçtuğunu da görüyorsunuzdur. Karşı taraftan da bir fan tarafından soğutuluyorum. Klima takıldığı zaman o sorun da ortadan kalkacak. Frekanslar konusuna bakalım. 2.2 GHz temel frekans değeri yazılır. Fakat genellikle çekirdekler de burada kontrol edildiği için hem çekirdekler hem verilen watt çok akıllı şekilde gerek olmadığında masaüstü modunda düşürülüyor ve standart standby güç tüketimleri çok düşük hale getiriliyor. Zaten o sayede ofis işlerini mesela bir tipçe şarj cihazı ile yapabilir hale geliyorsunuz. Ama işlemcinin performans vermesi gereken böyle renderla bu işi yap dediğiniz yerde 5.6 GHz buz frekansına çıkabiliyor. Ya 5 GHz'lere ulaşabilmek hayal gibi bir şeydi. Bu kadar çok çekirdekli ve performans çekirdeklerinde bu kadar yüksek frekanslara çıkabilen bir işlemci gerçekten muazzam. Intel turbo frekans kontrolünü çok iyi yapıyor. Eğer soğutmayı bu kadar başarılı şekilde yaptıysanız gerçekten frekanslarda da üst frekanslarda sık sık hızlı hızlı görüyorsunuz. DDR4 ve DDR5 bellek desteği de sunan bir işlemci bu. 16 GB DDR5 4800 MHz RAM kullanılmış. Yani en son nesil RAM kullanılmış. Ben de bunu DDR4 değil 5 almayı açıkçası tercih ederdim. En son nesil olsun isterdim. 2 tane 8'lik modül kullanmışlar ve SK Hynix'in modülleri kullanılmış. Tam seri numaralarını da makalemizde görebilirsiniz. Şimdi RAM kısmında geçtikten sonra tekrar işlemci ilgili şunu da söyleyelim. Bunun içerisinde Intel'in UHD grafik dahili ekran kartı da var. Normal masaüstünde de kullanılabiliyor. 65 W işlemcinin toplam TDP değeri var. Fakat bu sistemde Max Switch mevcut. Yani Intel grafik üzerinden illa görüntü çıkışı vermek zorunda değiliz. Bu da bize şunu sağlıyor. Bu işlemcinin hem harici ekran kartıyla Max Switch'te kullanımı içerideki dahili grafik ünitesinden de ekstra bir şey geçirmemiş oluyoruz. Hem de oyun performansımız ciddi oranda artıyor. %10 civarı ezbere size söyleyebileceğim genellikle bir max performans farkı var. Hatta %15'e üzerine çıktığı da olabiliyor. Maxevic sayesinde içerisindeki RTX 4060 ekran kartının tam performansını ortaya çıkartabiliyoruz. 4060 kullanımı burada 2295 MHz temel frekans ve 2370 boost frekansı ile birlikte 8 GB GDDR6 VRAM bellek kullanımı, 140 watt'lık TDP değeri ve de DLSS 3 desteği getiriyor bize. 4060 kullanımı orta seviye diyebileceğim bir ekran kartı oluyor. Çünkü 4070 ve 4080 bunun üzerinde üst seviye Özellikle ekran kartı oluyor. Peki 4060 kullanımının bir artısı ya da eksisi var mı? Oyun performans testlerinde göreceksiniz. Fakat güçlü işlemci ile ekran kartının maksimum performansını bu noktada alabiliyoruz. Üst seviye ekran kartlarında her zaman ekran kartının maksimum performansını işlemci darboğazları sebebiyle alamıyoruz. Bu noktada çok güçlü bir işlemci ve daha orta seviye ekran kartı kullanımı ekran kartının suyunu çıkartmamıza imkan veriyor diyebilirim. Çok kaba tabirle ama olay böyle. Bir de DLSS desteği sayesinde artık 4000 serisinin bu içerisindeki RT core'ları, tensor çekirdekleri olan işlemciler Ray Tracing, DLSS, FPS arttırma, oyunlarda ayarları açma, bazı diğer bilgisayarlarda yapamadığınız şeyleri yapma imkanı sunuyor. Yani rakip kim burada? AMD ekran kartı. AMD'de FSR var ama DLSS 200-300 artık gittikçe artan sayıda oyunda bulunuyor. Yani oyun dünyasının standardı şu an laptopta da yine Nvidia durumunda. Diğer rakip konularına yine ayrıca geliriz. Orada da çok güzel ürünler var bahsedeceğimiz ama Intel Nvidia ikilisinin canavar gibi olduğu klasik bir sistem tasarım var. Bu da ben değiştirmem. Zaten çalışan çalışmaya devam etsin. Yeni nesilde de ben sürücü desteğinden memnun diyenler için çok iyi bir şey. Keza Nvidia'nın GeForce Experience'ı, sürücüsü, ekstra yayıncılar için sunduğu özellikler gibi bazı avantajlar da var. Yine Intel'in bu noktada sunduğu sürücü stabilitesi de gayet güzel. Sistem çalışırken çok stabil çalışıyor arkadaşlar. Ama tabii ki sadece oyun oynamayacağımız için burada iş yaparken depolama da devreye giriyor. Hatta oyunlarda da depolama artık daha çok devreye giriyor. 1 TB'lik PCI Express 4 NVMe M.2 ve SSD kullanılmış. Mikrondan 2 adet M.2 SSD yuvası var. Neyse ki yani buna daha yüksek terabaytlı video kurgularken ihtiyacımız olan dosyaları atabileceğimiz bir SSD'ye de takabiliriz. Oyun ve iş olarak 2 SSD'ye de kullanabiliriz. Tercih bize kalmış. 4730 MB saniye okuma, 3612 MB saniye yazma ve M.2 tepkiselliği ile gayet güzel olmuş. Bataryası da 90 Watt saatlik C41N2109 model. 4 hücre lityum iyon bir batarya. Bu sistem böyle 240 Hz'lerde çok yüksek oyun modlarında bataryayla çalışmak üzere tasarlanmıyor. Batarya bunu güç koruması olarak özellikle destekliyor. Bir de ofis işlerinde normal kullanırken hani bir dosya gönderirken bir iş yaparken hemen çıkardığınız şarja takmadan işinizi yaparken yazı yazarken ya da video izlerken hani normal multimedya kullanımda ama batarya ile oyun konusunda tabi Nvidia'nın bütün teknolojilerini açıp 30 FPS'ye düşürürseniz o noktada bir şeyler elde edebilirsiniz ama esas amaç o değil arkadaşlar. 16 inçlik böyle bir ekran olan, böyle güzel klavyesi olan, büyük, tam güç bir oyuncu laptopunu tabii ki şarja takılı olarak oturup klavye fare ile rekabetçi oyunlarda kullanacağız. Ya da bunu bir büyük ekrana bağlayıp simülasyon tarzı uzaktan gamepad'de de takılabiliriz. Bu seçenekler bize kalmış. Şimdi diğer özellikleri de söyleyelim oyun performansına geçmeden önce. iki adet hoparlörü bulunuyor ve normal modda kullanırken Dolby Atmos teknolojisini desteklediği için oyunlardaki ses gayet güzel. Fanlar turboda çalışırken dahi hoparlörün sesi güzel olduğu için iyi bir deneyim elde edebiliyoruz. Ama tabii oyuncu kulaklığıyla birlikte kombin etmek de mantıklı bir seçenek. Fan gürültüsünü tamamen devre dışı bırakmış oluyoruz öyle bir durumda. Bağlantı konusunda Wi-Fi 6E var. 6E router çoğumuzda halen yok. Wi-Fi 6'ya bile çoğu insan geçmedi. Ama 160 MHz bantında destekleyen yani. AX211 NGWW kullanan, Bluetooth sürümü 5.3 olan bu noktada çok hızlı A bağlantısı olan bir laptop var. Kaldı ki ben fuarlarda özellikle bu Rockstix modellerinin anten dizilimlerini de gördüm. Çoklu anten yapıları var. Burada Wi-Fi router çok ideal bir konumda değilse, biraz eski modelse bile anten yapıları iyi olduğu için bunların çekme bağlanma ihtimalleri biraz daha yüksek. Tabi bu biraz kullanıcı deneyim bir de fuarda gördüğüm anten dizimden etkilendiğim için vardığım bir kanat. Ben bağlanırken ofisteki modern en güçlü ağ sistemine çok yüksek hız elde edebiliyorum. Evlerdeki daha eski sistemlerde de yine iyi anten olması evdeki router eski standart bile olsa bağlantı kalitesini bence olumlu etkileyecektir. Yazılım olarak Armory Crate geliyor ve burada Windows modu, sessiz mod, özellikle dengeli mod ve turbo mod olarak ayrılmış. Güç ayarlarını Windows'un kontrolüne vereceksiniz? Sessiz hale getirip filmi izleyeceksiniz? Dengeli de ben pek ayar yapmayayım istediği gibi ayarlasın mı diyeceksiniz ya da ben oyunda maksimum performans için turbo mu alacağım diyeceğiniz size kalmış. Bu noktada tabii ki turbonun yanı sıra bir de elle yapma seçeneğiniz var. Fakat burada özellikle CPU ve GPU'nun fanlarını ayrıca ayarlayabiliyor muyuz sorusunu soranlar da oluyor. 50 ayarı işte bunu yapmanızı sağlıyor ve de biraz overclock yapmanıza da imkan veriyor. GPU'nun frekansını biraz daha arttırabiliyorsunuz. Fakat overclock yapmadan önce sizi uyarıyor. Laptopta pek overclock yapmanızı tavsiye etmem. Yani bu destekleyen bir kasa olmasına rağmen zaten yüksek performans veriyor ve performansı bayağı açılmış zaten soğutmayla birlikte. O yüzden gerek duyacağınızı düşünmüyorum. Yine de yapabilir misiniz? Evet manuel modda size sunmuş. Ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Ben kurcalayacağım, hakim olacağım diyenler için Armor Creations buradaki son sürümleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bundan önceki incelemelerde Armor Creations çöktüğü, hata verdi ya da Türkçe dil sürümünde hatalı olduğu durumlar da çok oldu. Bu konuda da su çok eleştirdik. Hatta bu konuda da Teknopat sosyalde sayısız konu açıldı. Kullanıcılar da biliyor. Fakat Armoury Crate'in son sürümlerinde şu an test ettiğimiz sürümde bir sorunla karşılaşmadık. Gayet güzel şekilde çalışıyor. Stabil sürümleri artık bayağı kararlılık kazandı diyebilirim. Öyle de bir ezberiniz varsa bundan daha önceki özellikle karşılaştığımız durumlara karşı şu an güzel çalıştığını söylemem de lazım. Bu noktada CPU istatistikleri, GPU istatistikleri bize çalışma frekanslarını, kullanımı, voltajı, bellek frekanslarını pek çok şeyi gösteriyor. Yine burada GPU modunda seçebiliyoruz. GPU modunda optimize edilmiş adaptör takılıyken kendisi ayarlasın. Eko mod olsun, güç az tüketsin, standart olsun, ultimate olsun, en düşük gecikmeyi versin gibi farklı GPU mux seçenekleri var. Özellikle e sporcu ve oyuncuysanız yüksek Hertz ekranla birlikte tabii ki maksimum alacaksınız. Fakat bazen de verimlilik için kısmak isteyebilirsiniz. İşte o zaman bu seçenek mevcut. Testlere gelelim. AIDA64'te özellikle Armour Crate profilini turbo'ya getirdik ve fan ayarını değiştirmedik. Hatta genel olarak testler bu şekilde ilerleyecek. AIDA64 testlerinin sonuçlarına baktığımız zaman 20 dakika işlemci tam yükteyken %97'yi gördüğünü ve %13 civarında maksimumda throttling yaşadığını bize gösterdi. Bu AIDA64 test testi en kötü senaryoyu görmek için yaptığımız bir test. Bu da özellikle çok aşırı yüklü bir burada render işlemi yaptığımızda maksimum frekansın ne kadar altına termal sebeplerle geldiğimizi gösteriyor. Bütün yeni nesil işlemciler soğutabildiğiniz kadar çalışabiliyor. Biz burada ne kadar soğutabildiğimizi daha net bir şekilde görüyoruz ve farklı kasalarda aynı işlemciyle karşılaştırırsak o zaman durumu görebiliyoruz. Burada %50 ya da %40 ya da %30 gibi bir şey daha ince bir kasada ya da kötü bir soğutmayla karşımıza çıkacakken hatta düşük frekanslar çıkacakken %13 gibi bir değer iyi diyebilirim. Ama tabii ki gönül ister yüzde sıfır olsun. Maksimumda işlemcinin limitleri limitsiz şekilde sıcaklık karda mesela atıyorum 50 derecedeyken çalışsın. Ama olmuyor. Çünkü TDP değerini bir yandan kıstıkları zaman işlemcinin maksimum turbo frekanslarını kıstıkları zaman oyunlardaki o maksimum FPS'den de yara almaya başlıyoruz. İşlemlerde o maksimum frekanslara çıkmanın bedeli de harcadığımız gücün ve sıcaklığın oransız derecede yukarıya doğru artması oluyor. Yani lineer değil burada lineer olmayan artışlar söz konusu. Frekans da 5'in üzerine çıktığı zaman orada throttling'i görüyorsunuz. PC Mark modern ofis testiyle de bir pil verimliliği testi yapalım. Oyunun dışında bir de ofis kullanımında ne kadar dayandığına bakalım dedik. 5 saat 37 dakika ile hiç de fena olmayan bir sonuç elde etti. Bu tarz bir kasada genelde 2 saat civarı bir sonuç elde etsek iyi, normal, işte iş görüyor falan derdim. 5.37 ile güzel bir işlemci güç kontrolü olduğunu kesinlikle gösterdi. Tabii ki bunu 12, 16 ya da daha çok saate uzatan pek çok ultrabook olduğunu da söyleyeyim. Sadece ofis işi yapacaksanız oyuncu bilgisayarı değil bir ince ultrabook almanızın avantajları var. Ama onda da böyle bir ekran kartı ve birazdan göreceğiniz oyun performans testi sonuçları yok. Red Dead Redemption 2'yi 1600p'de panelin kendi byte quad HD 16'ya 9 değil 16'ya 10 çözünürlüğünde çalıştırdığımız zaman ultra kalitede ortalama 54 fps alıyoruz. Minimum 12, ortalama 54, maksimum 161 fps, işlemci 78, ekran kartı da 77 derecede oluyor. Balanced medium'a denk getirdiğimiz zaman minimum 18, ortalama 70, maksimum 159 oluyor. sıcaklıklar 78 derece, 79 dereceyle pek değişmiyor. Call of Duty Modern Warfare 2'de 1600p ekstrem ayarlarda yapılan testte ise ortalama 81 FPS elde ediyoruz. Burada düşük yüzdelik, yüzde birlik ve yüzde beşlik FPS'lerde de 56 ve 43 değerleri var. Yani çok güzel. Yine sıcaklıklara baktığımız zaman işlemci 74'e, ekran kartı ise maksimum 83 dereceye çıkmış. Bunlar çok iyi değerler. Laptoplarda 95-105 dereceyi çok yaygın görürken burada 4060 kullanımı sayesinde 20-25 derece üst seviye ekran kartlarına göre bir ekran kartının sıcaklık farkını burada görebiliyoruz. Bir de kullanılan 3 fanlı soğutma etkili olmuş. Peki Cyberpunk 2077'nin en son halini oynayabilir miyim? Cyberpunk 2077 en son yamalar ve DLC çıkışı öncesi geldiği haliyle gayet güzel bir noktada. 1600p RT Ultra DLSS Auto yapılan bir testte minimum 3, ortalama 33, maksimum 52 FPS veriyor. Burada RT Ultra DLSS 3 ayarına getirdiğinizde minimum 26, ortalama 58, maksimum 71 oluyor. Şimdi bu size şunu göstermedi. DLSS 3 destekleyip desteklememesi bu 4060 laptopun 2 kat FPS demek. Bu noktada ya 4060 karşılığı bu gibi denklemlerin artık pencereden dışarıya uçup gittiğini görüyoruz. Ya oyuncular zaten DLSS'yi otoya getirecek, bırakacak. Normalde tabii ki düz test karşılaştırması için DLSS ya performans yaparsınız ya başka bir şey yaparsınız. Fakat kullanıcılar burada 30 FPS civarı performans elde edecekleri bir oyunda 60 FPS'ye neredeyse çıkıyorlar. Bu DLSS'nin aslında yeni sürümünü açtığımız zaman ortaya çıkan performans farkını bize gösteriyor. Yeni teknolojilerin olması ekran kartına daha önemli arkadaşlar. Bu Cyberpunk'ın daha önceki testlerinde de 25 FPS aldığımız, 40 FPS aldığımız, 60'a çıkardığımız çok senaryo oldu. Yine burada bizi şaşırtmıyor ve DLSS'nin en son sürümünü açmanın avantajını görebiliyoruz. Yani önceki neslin ekran kartını mı yeni nesli alayım? DLSS gibi teknolojiler, ister DLSS ister DLSS diyeyim bu arada. Da, burada artık yeni nesli seçme konusunda bence ağır basıyor. O yüzden şahsen yazılım teknolojileri bu hale gelmişken yeni nesil ekran kartını eskisine tercih ederim. Forza Horizon 5'te 1600p ekstrem ayarlarda ortalama 65 fps alıyoruz. Spider-Man Remastered testinde 1600p Very High, RT High ayarlarda ortalama 62 FPS alıyoruz. Bu oyunda bir takılma gördük. Minimum 0 oldu. %1 FPS 8'e düştü arkadaşlar. Bunun dışında pek çok e-spor ya da böyle mücadeleci oyunda bir şey olmazken Spider-Man Remastered tek böyle bir FPS düşü gördüğümüz oyun oldu diyebilirim. Tekrar yaptığımızda RT High ve DLSS 3'te sorun yaşamadık. Ortalama FPS'miz de 81'e çıktı. Yani bakın Minimum 28, ortalama 81, maksimum 98 ile ortalama 62'den yine 81'e çıktık. Bu çok güzel bir gelişme. Burada Spider-Man Remastered'ın da DLSS 3 desteği olması güzel. Formula 1 2022 testleri aynı zamanda sıcaklığı da test ettiğimiz bir oyun testi oldu. Yine 1600p Ultra'da minimum 32, ortalama 38, maksimum 46 verdi bize. DLSS 3 açtığımız zaman minimum 52, ortalama 57, maksimum 65 oldu. High ayarlarda minimum 82, ortalama 115 ve maksimum 137 oldu. Yani Formula 1 testinde de göreceğiniz üzere yine burada yeni yazılım teknolojilerini açmak ultra ayarlar ile high ayarlar arasındaki fark gibi çok ciddi bir fark yaratabiliyor. Yine iki ultra ayar arasındaki farka baktığınız zaman çok ciddi oynadığını görebiliyorsunuz. Returnal 1600p Epic'te minimum 7, ortalama 41, maksimum 127 verirken Diğer sesi 3 açtığımız zaman minimum 10, ortalama 70 ve de maksimum 93 oluyor. Last of Us Part 1'de 1600p Ultra'da minimum 23, ortalama 41, maksimum 60 fps, %1'de 21, binde 1'de 2 alıyoruz. Bunu low, düşük ayarlara getirdiğimiz zaman minimum fps 46'ya, ortalama 64'e, maksimum 89'a çıkıyor, %1 45, binde 1'de 29 oluyor. Last of Us Part 1'de yani burada bu çözünürlük artık yüksek kalıyor. Burada ultra ile low arasındaki farka bakıyorum. Ortalama 41 FPS ile oynamak istemezsiniz. 60'a çıkarmak için bunu ama low'a düşürmek de istemezsiniz. O zaman çözünürlüğü düşürmek daha makul bir seçenek olacak diyebilirim. Valorant'ta peki ne performans alırsınız? 1600p düşük ayarlarda maksimum kaç FPS alırsınız? Hani CSGO gibi bir bakalım dedik. Böyle bir online oyun oynayacaksınız. Gecikmeyi en dibe indirmek istiyorsunuz. Minimum 75, ortalama 484, maksimum 665 oluyor. Yüzde birlik FPS 212, binde birlik FPS 80 oluyor. Yani ben düşük çözünürlükte maksimum FPS elde etmek için işlemciye yükleneceğim. Ekran kartı grafikleri arttırmak çok önemli değil. Zaten 240 Hz monitörü de o yüzden istiyordum dediyseniz burada size istediğinizden fazlasını da verebiliyor. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Wolfenstein Youngblood'da 1600p Mine Leben ayarında Özellikle Recep bunu diyebilsin diye Almanca telaffuzunu duyun diye yaptığımız bu testte yorumlardan da görüyorum. Minimum 14, ortalama 68 ve maksimum 217 FPS alıyoruz. Sıcaklıklar da en yüksek bu testlerde 87 dereceye bir iki yerde çıkmış ama genelde 80-82 derecelerde arkadaşlar. İşlemci sıcaklıkları 68-70 derecelerde 80 derecelere bile nadiren çıkıyor. 240 Hz'lik bir monitörde çok düşük gecikme ile yüksek FPS'de bütün e-spor oyunlarını oynayabiliyoruz. Çok yüksek grafiklere sahip dehşet görünen oyunlarda da özellikle DLSS 3 destekli oyunlarda 60 FPS'ye rahatlıkla geçebiliyoruz. DLSS 3 desteklemeyen oyunlarda ise ayarları kısarak o seviyeye gelebiliyoruz. O noktada yeni teknolojilerin çok önemli olduğunu tekrar söyleyebilirim. Eskiden 4060'ın 60'lı kategorisindeki mesela 960'lı bir laptopta bu kadar yüksek performans elde edemiyorduk. Ama şu an elde edebiliyoruz. Yani 60'lı ekran kartlı laptopların seviyesinin de eskiden 70'lerin olduğu yere son birkaç senede yerleştiğini söylemek mümkün. Bu nokta tabii ki şöyle tartışılabilir. Bu laptop 240 Hz panel kullanmış ama 1600 P'ne, yani 2560'a 1600 çözünürlük yüksek, 1080p, 1920'ye 1600 olsa daha iyi olmaz mıydı? 1080 yerine yine 16'ya 10 olsa daha iyi olmaz mıydı? Bazı oyuncular için kesinlikle daha iyi olur. Burada gördüğünüz FPS değerlerini pek çok yerde ikiye kaptardık. Fakat ben bununla hem iş yapacağım, hem oyun oynayacağım, hem film izleyeceğim, her şeyi bu ekranda yapacağım, göreceğim, ikinci monitörüm olmayacak diyen bir oyuncu için de yüksek çözünürlüğün burada avantajı var arkadaşlar. Yani oyunun grafik ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Fakat panel çözünürlüğün panelini laptopun kolay kolay değiştiremezsiniz. O yüzden bu konu bence oyuncuların kendi seçimi diyebilirim. Ama 1080p panelli bunun varyasyonunu tercih edecek oyuncular da tanıyorum. Şimdi tip C Thunderbolt 4 portu olması güzel. Diğer 3 desteğine bu 4060'ın sahip olması çok güzel. Ekstra bir 3 aylık Game Pass hediyesi de veriyorlar. Game Pass'te sayısız oyuna erişip bu bilgisayarın ilk 3 ayında hevesinizi almak için çok işe yarayacaktır. Bir de bedava bir şey yani. Niye eksi olsun ki? Ama eksileri söyleyelim. Eksiler Turbo fanla bunu 80 derecelere düşürüyoruz. Evet pek çok laptop olduğu gibi 100 derecede oyun oynamıyoruz. Ama bunun ses olarak bir bedeli var. Fan sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. İşlemci ve ekran kartı sıcaklıkları genel olarak baktığımız zaman 4060'lı ve 3 fanlı soğutma için daha da aşağıya aslında bu turbo fanına inebilir miydi? Beklenti bu yönde oluyor fakat inmiyor. Yani baktığımız zaman 2.5 cm'lik kasa da kullansanız, 3 fanlı soğutma da kullansanız yüksek frekanslara performans çekerek yere çıktığınız zaman ya da oyunları köklediğiniz zaman yine sıcaklığı dışarı atmak bir mücadele. Oyun bilgisayarlarının bitmeyen kavgası bu şekilde. 1600P çözünürlükte bazı oyunlarda 60 FPS almak için ayar düşürmek gerekmesi de yeni nesil bilgisayar alırken insanın hoşuna gitmiyor. Ama şunları hatırlatayım arkadaşlar. Teknopat incelemesinde arkadaşlarımız testleri yaparken 1600P'de 2560'a 1600'de 3A en yüksek grafiklere sahip en son oyunları kullanıyorlar. Yani bu testlerde bu bilgisayarın fazlasıyla zorlandığını, her şeyinin kullanıldığını, çok yüksek sıcaklıklara çıksın diye uğraşıldığını da söylememiz lazım. Normalde bir oyuncunun oynayacağı 1-2 tane oyunda ya da gündelik hayatta oynayacağı rekabetçi e-spor oyununda alınan FPS'leri zaten Valorant'ın düşük ayarları gibi yerlerde görüyorsunuz. O yüzden bunu aldığınız zaman oynayamayacağınız bir oyun evet yok. Fakat 1600p olduğu için 1080p bir panele göre Full HD yerine Whiteboard HD olduğu için performans değişimleri de ortada. Bu noktada bu bilgisayar sağlam kasa çok güçlü işlemci iki tane 2 tane M.2 SSD yuvası çift kanal RAM. Pek çok şeyi doğru yapıyor. Max Switch ile geliyor. Watt'ı kısmıyor. Güçlü bir güç adaptörü de geliyor. Thunderbolt 4'ü destekliyor. Yani bir bilgisayarım olsun her şeyi onunla yapacağım diyen kullanıcılar için her şeyi yapabilecekleri çok kaliteli kasalı, çok iyi ekranlı her ihtiyacı bir seferde karşılayan bir bilgisayar oluyor. Bunun yanına hiçbir şey almak zorunda değilsiniz. Bunu tek başına istediğiniz her şeyi yapmakta kullanabilirsiniz. Yanına almanızı tavsiye edeceğim tek şey yüksek DPI'li bir oyuncu faresi olacaktır. O da FPS'lerde Touchpad'e oynamak istemeyeceğiniz için. Onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bu açıdan bu da kocaman bir artı. Yani aldığınızda değecek sağlam güçlü bir oyuncu bilgisayar olmuş. Özellikle güçlü işlemci ve orta üst ekran kartı ile ben güzel bir kombinasyon yapıyorum diyenlere de kesinlikle hitap ediyor. Siz neleri merak ediyorsunuz? Özellikle siz testler ya da bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 1600p mi yoksa 1080 ya da 1200p mi olmalı? Yani ekran çözünürlüğü hakkındaki fikrinizi özellikle merak ediyorum. Yine güçlü işlemci ve ekran kartının böyle maksimum performansını elde etmek için bu tarz kombinasyonlar hitap ediyor mu? Lütfen yorumlarda paylaşın ve abone olmadıysanız Teknopat'a böyle sağlam testler incelemeler için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.